Biz büyük rüyalar gören ataların, hayal kurmayı unutan çocuklarıydık. Ceddimiz üç kıtaya hükmederken biz hükmedilen olmuştuk. Dedelerimiz zaferlere talipken biz bozgunlara malik olmuştuk. Esaret gömleğini giyerken aklımız başımıza geldi. Kimdik biz? Biz mazlumlar için, zalimlerin hükümranlığını ateşe verenler. Adalet için at üstünde serhat boylarını vatan belleyenlerdi. İnsanlığın refahı için cihanın rahatını kaçıranlardık. Biz ateşlerde Hazreti İbrahim, denizlerde Hazreti Musa, zindanlarda Hazreti Yusuf'tuk. İki cihan serveri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin neferleriydi. Hürriyet için, insanlık için, gelecek için ilk cemre düştük önümüze. İlk çığlık yükseldi içimizde ve esaret gömleğini çıkararak yeniden Bismillah dedik. Üsküplü Yılan Kuyusu'na girerek aldığı harekat planını Albay Nurettin'e getirmişti. Düşmanın savaş planını öğrenen Nurettin Albay, Selman-ı Pak Savaşı'nda düzenini ona göre alacaktı. Üsküplü bu hamlesiyle hürriyet ateşini yakmıştı. İngiliz kibrini kuşanan General Townsend'ın tek hedefi Bağdat'ı alarak Büyük Britanya tarihine geçmekti. Bağdat semalarına hilal yerine haç koymaktı emelleri. Osmanlı ordusunu Selman-ı Pak Savaşı'nda mağlup edeceğine emindi. Bir yandan cephede harp ederken bir yandan da içimizdeki ihanetlerle mücadele ediyorduk. İngilizler türlü vaatler, büyük hayaller ve kavmiyetçilik illetiyle bizi birbirimizden ayırıyor. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Düşman vatanımız üzerinde hayaller kurmaya devam ederken zaman da kendi ırmağında akıyordu. İngilizler savaş hazırlığı yapa dursun, geleceğimiz mazimizde saklı. Allah cezanızı.